Evet, Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik kriz ve salgına rağmen tüm verilerini tartışmalı bir şekilde yayınlamayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre işsizlik oranı %13.2. DİSK ARİ ise gerçek işsizlik oranının %26 olduğunu belirterek işsiz sayısının ise 10 milyon 500 bin kişiye ulaştığını açıkladı. TÜİK, Ağustos 2020 Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarını 10 Kasım 2020'de açıkladı. AKP'nin bir kurumuna dönüşen TÜİK'e göre işsizlik oranı 0.8 puanlık azalışla %13.2 oldu. Oysa DİSK ARİ aynı verileri temel alarak yaptığı hesaba göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 272 bin kişi artarak 9 milyon 577 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da %20.6'dan %26.7'ye çıktı. DİSK ARİ'nin Uluslararası Çalışma Örgütü ILO yöntemiyle hesapladığı COVID-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı da 10 milyon 513 bin oldu. Ayrıca TÜİK'e göre gençlerdeki işsizlik oranı da 1.6 puan azalışla %26.1 oldu. Yine TÜİK'e göre Ağustos ayında istihdam sayısı 975 bin azalarak 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalışla %43.9'a indi. Öte yandan DİSK ARİ'ye göre ise ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükselirken COVID-19 en çok yine kadınları etkiledi. Kadın iş gücü %7, kadın istihdamı %5.1 azaldı. Diğer yandan DİSK ARİ'ye göre ücretsiz izin ve kısa çalışma nedeniyle Ağustos 2019'da 45.5 saat olan iş başındakilerin haftalık ortalama çalışma süresi Ağustos 2020'de 44.3'e geriledi. Haberimizde DİSK ARİ'nin işsizlik oranını verdik ama bugünlerde haberlerimize de sık sık verdik. Özellikle meclisteki torba yasaya karşı bir direniş vardı. İşte o direnişin ilk meyveleri bugün görüldü. İşçi sınıfı geri adım attırdı. Bunu DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan ile konuşacağız. Sayın Aslan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fehmi Bey. Türkiye'de pek alışkın değiliz son yıllarda iktidara geri adım attırmaya. Ama bu sefer torba yasadan, özellikle kıdem tazminatını ve emeklilik yasasını düzenleyen 21. madde diyebiliyorum. Yanlışsam düzeltin. Geri çekilmiş. Nedir bu durum? Önce onu isterseniz bir özetleseniz bize. İzleyicilerimizi de bilgilendirmiş oluruz. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz iktidar son yıllarda demeyelim uzun süredir hep Türkiye'yi torba yasalarla, torba kanunlarla yönetmeye çalışıyor ve bu torba kanunlara birbiriyle ilgisi, alakası ve ilişkisi olmayan çok farklı alanlarda çeşitli kanun maddeleriyle mecliste bu tür kanunları çıkarmak üzere de çok fazla hazırlık yaptığını biliyoruz. Son torba kanun içerisinde toplamda 47 küsür madde vardı. Bunların 4 tanesi esas olarak işçileri ve emekçileri doğrudan ilgilendiren maddelerdi. Evet. Maddelerden bir tanesi 25 ve 50 yaş, yani 25 yaş altı 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli çalıştırılarak, belirli süreli dediğimiz yani İşte yılda 5 ay, 6 ay, 9 ay, 10 ay farklı günlerde çalıştırarak bu yaklaşık 7 milyon işçiye tekabül ediyor. Bunların kıdem, ihbar hakları olmadan bu süreler zarfında çalıştırılması. Bir diğer maddede 25 yaş altında olan işçilerin ayda diyelim ki yine belirli süreli 10 gün veya 15 gün çalıştığında bunların emeklilik sigortası ve emeklilik hakkının dahi tanınmadığı bir yasaydı. Bir diğeri de kayıt dışı çalışan işçilerin çalıştırdıkları koşullarda işten atıldıktan sonra işveren yeniden kayıt dışı çalıştırdığı işçiyi işbaşı yaptırırsa devlet bunlara her işçi açısından günlük 44 lira teşvik primi veriyor. Yani kayıt dışıyı özendiren ama aynı zamanda işveren yeniden bu işi işe aldığında da ödüllendiren bir durumdu.
Şimdi tabii bu torba yasanın kendisinin bütün maddeleri aslında tartışmalı ve kabul edilebilir maddeler değil. Ama işçi sınıfı ve emekçiler açısından sivrilmiş olan bu 3 maddeydi ve buna karşı yaklaşık 20 gündür de fabrikalarda, meydanlarda bu yasaların geriye çekilmesi için bir mücadele sürdürdük. Bu mücadelede başta DİSK olmak üzere Türk İş'in ve Hak İş'in de biliyorsunuz ortak bir açıklaması oldu. Üç konfederasyonun ortak bir açıklaması oldu. Bu açıklamadan sonra da mecliste yapılan görüşmelerde bu maddelerin geriye çekilmesi talep edildi ve eğer çekilmezse bir genel eylemin, genel direnişin de örgütlenebileceği çalışmasını bir anıyla da sürdürdük. Şimdi gelinen aşamada bu 3 madde geriye çekilmiş durumda ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki AKP iktidarı geçmişten bugüne kıdem tazminatı hakkını işçilerin elinden almak üzere, bunu sıfırlamak üzere, bunu bütünlüğüyle ortadan kaldırmak üzere hep hamleler yaptı ve her seferinde tepkiler sonucunda geriye çekti. Ama şimdi bu kıdem tazminatı hakkını parça parça işçilerin elinden almaya kalkmaya çalıştı ve işçilerin elinden bu belli bir kesim işçi belirli süreli çalıştırmayla kıdem, ihbar ve emeklilik hakkını elinden almaya çalıştı. Bu da önemli ölçüde bir tepkiyle karşılaştı. Tabii bu yasaları bugün geriye çekmiş olmaları, bu maddeleri bugün geriye çekmiş olmaları yarın yeniden gündeme getirmeyeceklerinin bir güvencesi yok. Çünkü bugün yapılan açıklamalarda bu maddelerin daha ayrıntılı, daha teferruatlı bir şekilde yeniden gündeme gelebileceğine dair de belirtiler, bir takım işaretler var. O açıdan da aslında esas olarak belki bu konuda araya girerek şunu sormak istiyorum. Yani bu maddelerin tekrar yeniden geri getirilmemesinin tek güvencesi işçi sınıfının birlikte mücadelesi, direnişi ve toplumun geniş bir kesiminin buna destek vermesi. Bu dönemde evet direndi. Bir şekliyle Türkiye'yi yönetenlere mesajını çok somut, net verdi. Ama önümüzdeki dönem bu iktidarın bir huyu, yakaladığı her boşluğu da bir şekliyle kendi patronlara teşvik veren, işçileri köleliğe mahkum eden yasalarla gösteriyor. O direnç örgütlemeye dönük bir çaba, toplumun diğer kesimleriyle, diğer sendikalarla bir mücadele birlikteliği sağlanabilecek mi? Şimdi Fehmi Bey, şunu açık ifade etmek gerekir ki sonuçta bugün Türkiye'de 3 tane işçi sendikası konfederasyonu, Türk İş, Hak İş ve DİSK, onun ötesinde bir de kamu emekçilerin sendikaları konfederasyonu var. Evet. Bugün işçilere dönük olan her saldırı aynı zamanda kamu emekçilerine dönük saldırıdır. Yani kamu emekçilerine dönük her saldırı aynı zamanda meslek odalarına dönük saldırıdır. Bu nedenle de Türkiye'de emek örgütlerinin, sendikaların mutlaka ve mutlaka birleşik, ortak bir mücadeleyi örgütlemek, bunu önlerine hedef olarak koymak zorundalar. Hı hı. Biz konfederasyon olarak şunun çağrısını her zaman yaptık ve bir kez daha yenilemek gerekir. Yani burada zaten sendikalı olan işçi sayısı Türkiye'deki işçi sınıfının %10'u kadarı. Yani %90'ı bu ülkede örgütsüz, sendikal haklardan yoksun, iş yerlerinde çok fazla baskı ve angarya işlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle konfederasyonların mutlaka ve mutlaka birleşik bir mücadeleyi, genel bir grevi, genel bir direnişi bir arada örgütlemek gibi tarihsel bir sorumlulukları var. Bugün bunu yapmayanlar ya da bundan kaçan herkes işçi sınıfı karşısında gerçekten de büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kalacaktır ve işçi sınıfı hiç kuşkusuz bugün mücadeleden kaçan, birleşik mücadeleden kaçan, işçilerin en temel sorunlarına sahip çıkmayan kesimlere karşı da mutlaka bir gün bunun hesabını sorma gereğini duyacaktır. O açıdan da DİSK olarak bizim çağrımız hep şu oldu: Türk İş'e de, Hak İş'e de, sadece onlara değil bütün emek örgütlerine bugün en azami talepler, acil talepler etrafında mutlaka ve mutlaka birleşerek bir mücadele yürütelim. Meselemiz sadece, tabii ki kıdem tazminatı önemli bir mevzidir, önemli bir kazanımdır ama biraz önce siz ifade ettiniz,
Bugün Türkiye'de işsizlik gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Yoksulluk gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Yolsuzluklar başına almış gidiyor. Bu ülkede döviz artışının olduğu her gün işçi ve emekçiler yoksullaşarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle kıdem tazminatı başta olmak üzere biraz önce saydığım acil talepler etrafında birleşik bir mücadelenin örgütlenmesi gerekir. Peki. Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Gecenin bir saatinde yayınımıza katıldınız. Biz de işçi sınıfımızla birlikte onların direnişinde sürekli yanlarında olacağız. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bir haberimizle devam edelim. Yine işçilerin direnişini ifade eden bir haber. Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı zamanda bir akademisyen de olan BİMEX'in patronu Vedat Akgiray'ı protesto eden işçilere bugün polis saldırdı. Bazı işçiler gözaltına alındı. Yaşanan ekonomik krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşaltan, sonra da sırayla mağazaları kapatarak yüzlerce işçiye haklarını vermeden işten çıkaran BİMEX şirketi mağduru işçiler, ödenmeyen maaş ve hak ettikleri tazminatları alabilmek için İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yaptı. BİMEX işçileri adına açıklama yapan Emine Soysal, yıllardır maaşını alamayan işçilerin durumunun zor olduğunu söyledi. 1500 BİMEX işçisinin maaş ve tazminatları dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde hala profesörlük yapmakta olan karısı Vedat Akgiray burada. Onlar tarafından maaş ve tazminatlarımız gasp edildi. 10 partiyle suç duyurusunda bulunduk Akgiraylar hakkında. Hiçbir devlet yetkilisi çıkıp demedi ki arkadaşlar ne oluyor, durum neden böyle? Diyoruz ki yürekli savcılar arıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada yine mağdur olan işçi. Bizim muhatabımız Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü. Bu işi çözmesi için Boğaziçi Üniversitesi'nin sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü hırsız Vedat Akgiray hala Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmaya devam ediyor. Açıklamanın ardından işçiler oturma eylemine geçti. Dur! Gidecek yerimiz yok bizim. Boğaziçi Üniversitesi'nin varsa hakkımızı alana kadar buradan kalkmıyoruz. Oturma eylemi sırasında polisler oturma eylemine saldırarak 5 eylemciyi gözaltına aldı.